Suna teyzem bir pastacı önerdi. Ben de web sitesine girdim, pastalara baktım. Gerçekten çok güzel pastalar. İstersen senle de birlikte bakalım, bir pasta seçelim. Bir hafta önceden sipariş vermek gerekiyormuş çünkü. Ben babam yapacak sanıyordum her zamanki gibi. Bu durum her zamanki gibi bir durum değil ki kızım. Senin 18 yaş doğum günün. Ayrıca bu ailede de ilk kez bir 18 yaş kutlanıyor. Ben böyle kocaman bir şey olsun istiyorum. Eğer sen de istersen tabii. Anne. Siz babamla küsken ben doğum günümü kutlamasam mı diyorum? Kızım sen bizim babanla küs olduğumuzu ne zaman gördün bugüne kadar? Görmedim de. Bundan sonra da görmeyeceksin. Karısından bir kafa izni aldı diyelim. Yani sizin tabirinizde kankalarıyla takılıyor. Laf açılmışken nasıl gidiyor bakalım senin aşk halleri? Hali. Ne hali bu? Anne ne hali olduğunu bilmiyorum. Yani bazen havalara uçuyorum, bazen de yerden yere çarpıyor beni. Ne hali bu, aşk hali mi? Yani benim tecrübelerime göre tarif o. Bu o. Bazen onu boğazlayacak gibi oluyorum. Bazen de onsuz ölecek gibi oluyorum. Hala o. Başa gelen çekilir diyorsun yani. El mecbur. Kesin Hande'dir. Hadi sen. Git dinlen biraz. Burada bir şey kalmamış. Ben hallederim gerisini. Anne. Bir şey diyeceğim sana. Elif çok üzgündü. Evet, farkındayım. Ben konuşacağım onunla, halledeceğim. Merak etme sen. Sen annesin. Bu senin işin. Halledersin tabii. Büyüdüğüm Elif'e bakınca anlıyorum anne, biliyor musun? Kendime değil. O artık çocuk değil.